Sevgili dostlar merhaba. Uzunca bir ara verdik. Bildiğiniz üzere kanalın ilk videosunda demiştim ki sizlere iltica ile alakalı tüm prosedürleri anlatacağım. Bununla alakalı detaylı bilgiler vereceğim. Şimdi öncelikle iltica talep eden bir insan nasıl karşılanıyor ve neler yapması gerekiyor? Kıbrıs Cumhuriyeti için konuşuyorum. Öncelikle geldiğinizde Kıbrıs'a ya bir immigrasyon polisine ya da First Reception Center dedikleri Purnara'da, Lefkoşa'da bulunan kabul merkezine giderek ben geldim diyorsunuz. Onlar da size hoş geldin diyorlar. Tabii milliyetiniz çok önemli. Öncelikle bir Türkseniz ya da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ya da Yunanistan'ın problemli olduğu bazı topluluklara ait bir milliyetiniz varsa ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bu sıkıntılar sadece milliyetinizle de alakalı değil. Arkadaşlar açık ve net söylüyorum. Öncelikle gittiğiniz ülkede kesinlikle insan muamelesi görmüyorsunuz. İnsan muamelesi görmediğiniz gibi insani yaşam koşulları altında da işlemleriniz tamamlanana kadar sizi barındırmıyorlar. Ne kadar paranız olduğu, statünüzün ne olduğu, ne iş yaptığınız ya da neden orada olduğunuz onları hiç ilgilendirmiyor. Öncelikle bir bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi yanınıza kimlik, pasaport ya da benzeri herhangi bir belge varsa tüm belgelerinize el koyuyorlar girişte. Size ölmeyeceğiniz yani hayatta kalabileceğiniz kadar yeterliliğe sahip bir alan tanımlanıyor. Hapishanedesiniz, bunu bilin. Sadece cep telefonunuz yanınızda. Bunun dışında herhangi bir şey bulunduğunuz bölgeye taşıyamıyorsunuz, isteyemiyorsunuz, getiremiyorsunuz, götüremiyorsunuz. Fakat ilk öncelikli olarak bütün immigrasyon belgelerinize el konuluyor. Akabinden sizi kabul ediyorlar, içeriye alıyorlar. Sonrasında ilticanın belli prosedürleri var. Bunlar neler? Bir, Dublin yönetmeliğine tabi olduğu için tüm Avrupa Birliği üyesi ülkeler. Dublin prosedürünü uygulayan Frontex var. Frontex nedir? Avrupa Gümrük ve Sahil Güvenlik memurlarının çalıştığı bir kurum. Böyle söylemek çok mantıklı olur. Aslında Coast Guard bunlar. Yani Sahil Güvenlik ve Sınır Muhafaza Polisi gibi çalışıyorlar. Yaptıkları iş ne? Europol adına çalışıyorlar. Europol adına sizin parmak izinizi alıp ya da sizi işte interview dedikleri sorguya alıp bu sorguda sizin nasıl geldiğiniz, daha önce herhangi bir Avrupa ülkesinde bulunup bulunmadığınız, bulunduysanız işte orayla alakalı ipuçları yakalamaya çalışıyorlar. Tabii ki bulunmadıysanız bunda bir sıkıntı yok. Bulunduysanız o ülke sizin iltica işlemlerinizden sorumlu olacağı için Kıbrıs Cumhuriyeti'nden bir an evvel gönderilmeniz için gerekeni yapacak olan kurum aslında Frontex. Yani şu değil. Evet, beni dinlediler, hikayemi anladılar, parmak izimi aldılar, biyometrik doğrulamalarımı yaptılar ve artık bana yardımcı olacaklar değil. Size yardımcı olmak için ellerinden gelen hiçbir şeyi yapmıyorlar. Bu bir kere bunu bilin. Yani asla ve asla Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geldim. Ben insan haklarını biliyorum. Bunların farkındayım. Pozisyonum, statüm, şu, bu vesaire gibi ayrıcalıklarınız olmayacak. Kesinlikle oradaki herhangi bir hiçbir şey olmayan insanla sizin aranızda bir fark olmayacak. Kesinlikle aynı muameleyi göreceksiniz. Özellikle dediğim gibi Yunan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni sevmediği milliyetlere ait bir geçmişiniz varsa ya da böyle bir statünüz varsa asla iyi bir şey beklemeyin. Prosedür nasıl işliyor? Prosedür eğer Suriyeliyseniz, Suriye'den savaştan kaçtım yalanıyla yanınızda 9 tane çocuğunuzla eğer ki sığındıysanız Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, bu onlar için çok iyi bir şey. Size anında tüm ilgiyi gösteriyorlar. Bir an evvel işlemlerinizi hallediyorlar. İşlemlerinizi bir an evvel hallettikleri gibi bunun yanı sıra bir de bütün welfare işlemlerinizi yani sosyal işlemlerinizin hepsini kamp içerisinde yapıyorlar. Ama bunun dışında bir milliyettenseniz işte Türkseniz ya da işte Iraklıysanız ya da işte Azeriyseniz, İranlıysanız
herhangi bir milliyettenseniz Avrupa dışında kesinlikle umurlarında değilsiniz. Bunu bilmenizi istiyorum. Bunu bilirken de şunu söyleyeyim size. Prosedür nasıl işliyor? Öncelikle giriyorsunuz, Kıbrıs'ın immigrasyon polisi sizden bir interview alıyor. Yani bir sorguya çekiyor sizi. Nasıl geldin? İnsan kaçakçılığı mağduru musun? Hangi insan kaçakçısıyla anlaşarak geldin? Botla mı geldin, karadan mı geldin? Eğer geldiysen işte Kıbrıs'ın işgal bölgesi dedikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mi geldin? Bunları soruyorlar. Bunları sorduktan sonra sizin telefonunuzda erişebilecekleri bir bilgi varsa bunları derlemeye başlıyorlar. Bu bilgileri veriyorsunuz. Tabii bunların hepsini bir tercüman eşliğinde yapıyorsunuz. Bu arada tercümanınız çok iyi olsa bile ki Birleşmiş Milletler desteğiyle sürdürülüyor bu iltica prosedürü. Tercümanınız çok iyi olsa bile tamamen hikayeniz immigrasyon polisinin oradaki metne ne yazdığıyla alakalı olarak değişiyor. Çünkü siz 5 söylüyorsunuz, o bir tane yazıyor. Ya da siz 20 tane söylüyorsunuz, o 2 tane yazıyor falan. Kesinlikle hikayenizi doğru bir biçimde almıyorlar, dinlemiyorlar. Çünkü çok yoğun bir talep var Kıbrıs'ta. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde özellikle. Yani günde biz kamptayken zaten yetersiz sağlık koşullarında, yetersiz hayatta kalma koşullarıyla mücadele ederken ve her gün 200-300 tane, 200-300 tane 2 bot, 3 bot, 4 bot dolusu deniz yoluyla gelen Suriyeli, yani insan kaçakçılarının deniz yoluyla getirdiği Suriyelilerin kampa girişi sağlanıyordu. Bu durum haliyle şimdi hem kabul işlemlerini uzatıyor hem sizin oradaki işlemlerinizin çok daha uzun bir zamana yayılmasını sağlıyor. Böyle olunca siz de 2-3 gün içerisinde ya da 1 hafta içerisinde bitebilecek işlemleri sırf onların ikincil koruma statüsünü doğrudan verdiği için. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ikincil koruma ne? İkincil koruma, siz bir yere iltica başvurusu yaptığınızda 2 tane farklı alternatifiniz var. Birincisi mülteci talebinizin kabul edilmesi. İkincisi mülteci talebinizi kabul etmeyip, yani size Avrupa vatandaşları standartında bir yaşam vermeyip bunu hak etmediğinizi düşünüp devlet veya devletin belli organları ikincil bir koruma hakkı veriyor. Bu ikincil koruma hakkı ne? İşte evet, ülkede kalabilirsin, yaşayabilirsin, çalışabilirsin, devletten sosyal yardım alabilirsin. Ama ben sana normal anayasal ya da işte Avrupa insan hakları çerçevesinde olan belirli hakları vermem, kısıtlarım bunları diyor. Nedir bunlar? İşte seyahat hakkınızı 10 günle kısıtlıyor. Size bir seyahat belgesi vermiyor. Seyahat belgesi vermediği için her yurt dışına çıkmak istediğinizde, yani Avrupa topraklarından bahsediyorum. Örneğin Kıbrıs'tan Almanya'ya gitmek istiyorsunuz. İmigrasyon polisine gidiyorsunuz. Size 10 günlük bir seyahat belgesi veriyor. Ben tamam, can güvenliğimi kendim taşıyorum diyorsunuz. Ve bunu söyledikten sonra size 10 günlük bir seyahat belgesi veriyor. Ve 10 günün sonunda gelmeniz gerekiyor. Gelmezseniz de anında dosyanızı kapatıp sizi geldiğiniz gibi ülkeye 30 gün içerisinde çıkış yapmak üzere gözaltına alıyorlar ve deport işlemlerinizi başlatıyorlar. Yani sizin koruma statünüzü doğrudan elinizden alıyorlar. Bu Kıbrıs için geçerli. Yani bunu bütün Avrupa ülkeleri bu şekilde uygulamıyor. Dublin'i anlatıyordum. Dublin'e gidiyorsunuz. Dublin yönetmeni için Frontex'e gidiyorsunuz daha doğrusu. Parmak izinizi veriyorsunuz. Avuç izinizi veriyorsunuz. Biyometrik doğrulamanızı yapıyorsunuz. Sonrasında 2 ya da 3 gün içerisinde Avrupa'da olan bir yakınınız varsa ya da işte aile bireyleriniz varsa bunlarla iletişime, bunların olduğu ülkedeki elçilikle iletişime geçiliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti Elçiliğine bir yazı gönderiliyor. Diyorlar ki sizin işte ailenize ait şu bireyi burada iltica başvurusu yaparken yakaladık. Siz kendiniz gönüllü gitmiş olsanız bile devlet bunu böyle lanse ediyor. Haliyle bu kişi orada bulunduğu için artık sizin sorumluluğunuzda, alın bunu buradan deyip sizin gönderme işleminizi başlatıyor. Tamam, göndersinler, sorun yok. Okey, gidebiliriz herhangi bir Avrupa ülkesine. Lakin burada bitmiyor. Sonrasında sizi ikinci bir Avrupa Birliği, EUAA dedikleri Avrupa Birliği Asylum, yani iltica talebi ajansı var. Bu ajans ne yapıyor? Sizin
doğrulama belgeleriniz, yani Alien Book'unuzu hazırlıyor. Daha önceki işte Avrupa deneyimlerinizi tartıyor. Burada kalmanız gerektiğine ya da gitmeniz gerektiğine karar veriyor. Bunları yaparken de dediğim gibi arkadaşlar, hiçbir şekilde devletten sizin yanınızda ya da arkanızda duracağını beklemeyin. Çünkü dediğim gibi bir kere insani koşullarda yaşamıyorsunuz, konaklamıyorsunuz kamp alanında. Olabildiğince sessiz, olabildiğince güdülebilir bir koyun olmanızı istiyorlar. Bunu isterken şöyle düşünün, üçüncü bir ülkenin vatandaşı olan tercümanlar dahi, yani örnek veriyorum, adam Bulgar, düzelteyim hadi Bulgaristan Rom şeyde Avrupa Birliği'nde, örnek veriyorum Ermenistan vatandaşı gelmiş oraya, tercüman, Farsça tercümanlık yapıyor bildiği için. Bu adam kendini orada sizin sahibiniz gibi görüyor. Bu tercüman sadece. Yanlış anlamayın beni. Yani Kıbrıs Devleti'nin vatandaşı değil, çalışanı değil, İçişleri Bakanlığı için çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Sadece tercüme ediyor. Senin söylediklerini Rumca'ya tercüme ediyor. Elence'ye tercüme ediyor. Bu adam seni bu adam sizi sahibi gibi görüyor ve sizi birer koyun gibi görüp gütmeye çalışıyor. Ne zamanki sesinizi yükseltirseniz, ne zamanki hakkınızı talep ederseniz, o zaman da şunla karşılaşıyorsunuz. Güvenlikler geliyor, polisi çağırıyor, sizin hakkınızda bir rapor açılıyor. Rapor açıldıktan sonra da her ne kadar uluslararası koruma, yani international protection talep etseniz de, bu international protection dosyanız ya da işte sığınma talebiniz işlemiyor arkadaşlar. Yani polisle yüz göz olduğunuz anda bütün olayınız bitiyor. Olabildiğince gönüllü çalışan STK'ların personelleri var ya da işte ilk kabul işlemlerini yapan belirli derneklerin orada istihdam ettiği insanlar var. Onlardan yardım görebilirsiniz. Belirli işte kurumların, işte UNHCR diyorlar, United Nations High Commissioner Refugee, bu nedir? Uluslararası Mülteci Hakları Yüksek Komiserliği'nin elemanları var. EUA dedim az önce, European Union Asylum Agency'nin orada çalışan personelleri var. Bunlar Kıbrıs vatandaşı ama bir tık, bakın sadece söylüyorum, bir tık daha sizin haklarınıza saygı gösteren insanlar bunlar. Onun dışında sanmayın ki her şeyi sizin için kolaylaştıracaklar. Asla öyle bir şey yok. Olabildiğince zorlaştırıp sizi işte 10 gün ile 50 gün arasında buradan def etmek için, göndermek için elinden geleni yapacaklar. Yani küfür yiyeceksiniz, hakaret yiyeceksiniz. İnsanlığınıza ya da milliyetinize dair laflar duyacaksınız. Ya da ne bileyim işte dininizle alakalı çok hani karışmıyorlar. Okey, ama Müslümansın diye şununla karşılaşabileceksin. Ben karşılaşmadım. Ben inanmıyorum. Ateist. Şununla karşılaşacaksın. Oo, maymunlar dans ediyor. Namaz kılan Suriyeliler için söylenen bir laf. X bir personel. Ya da işte ne bileyim İçişleri Bakanlığı'nın oraya atadığı bir müdür var. Kampın tamamından sorumlu olan. Ona gittiğinizde, ya daha doğrusu birden fazla müdür var. Şöyle düşünün, yolda yürüyorsunuz, elinizi uzattığınızda 5 tane falan müdür tutabiliyorsunuz yani bu süreçte. Onlardan işte çok güzel cevaplar alacaksınız. Yani kısacası arkadaşlar, Dublin prosedürüyle alakalı, Dublin sizin Europol ve Interpol tarafından aranıp aranmadığınızı, daha önce bir suça karışıp karışmadığınızı Avrupa topraklarında araştıran ve bununla alakalı Ministry of Interior, yani İçişleri Bakanlığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bir raporlama yapan, haliyle sınır geçişinizle alakalı ya da gelişinizle alakalı, imigrant giriş diyorlar buna, belgesiz, evraksız ve yasal olmayan yolla girdiğiniz için giriş yönteminizi ya da girişinizle alakalı ulaşabildikleri kontakları elde etmeye çalıştıkları bir işlem yapıyorlar. Şimdi kısacası Dublin protokolünün uygulanışı böyle. Yani sizin ilk verdiğiniz parmak izi, daha önce Avrupa'da bir ülkede bulunup bulunmadığınız, o ülke gönderilip gönderilmeyeceği, daha doğrusu yetkili makamın belirleneceği bir prosedür. Dublin prosedürü 1951 yılına dayanan bir prosedür, belirli ülkelerin içerisinde bulunduğu. Eğer ki
daha önce başka bir ülkede bulunduysanız, Avrupa'ya girdiyseniz, çıktıysanız, orada bir parmak izi verdiyseniz, bir suça karıştıysanız, işte bir yakınınız varsa, anneniz, babanız, kardeşiniz, birinci derece aile yakınınız varsa, sizi buradan postalamak için kullanacakları bir yönetmelik, Dublin yönetmeliği, bunu uyguluyormuş gibi görünüyorlar. Ama tamamen haklarınıza saygı duydukları için, sizi bir insan olarak gördükleri için tamamen de sizin tercihinize bırakıyorlar aile birleşimini vesaireyi de. İkinci videomda sizlere immigration interview'ının detaylarını, yani ilk girişteki polisin yaptığı mülakatın detaylarını anlatacağım. Kanala abone olun, takip edin. Bütün yasal süreci sizlerle paylaşacağım. Bunu paylaşırken de elimden geldiği kadar yorumlarda bilgilendirme yapacağım. Bir de bir Instagram hesabı açacağım. Sizin takipleriniz ya da talepleriniz doğrultusunda oradan da günlük hikayeler ve bilgilendirme metinleri şeklinde de paylaşımlarda bulunacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.